aşağı at. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. Şahat, buraya gel Şahat. Alo. Ah, gel. Halledeceğim ben o işi, merak etme. Müsteşarıyla konuştum. Bakan Bey haftaya randevu verecek. Tabii tabii. Dışişleri'nin resepsiyonunda karşılaştım kendisiyle. Biraz bahsettim ben o komisyonun çalışmalarıyla yakından ilgileniyorum diye. Olumlu yaklaştı o da. Ama görüşmeye kadar sizin yönetim kurulundan da bir karar çıkması lazım. Ne şanslı adam bu benim kocam. Ne oldu? Kısmet ayağına geldi. Depresyondan çıkmak için Gökte aradığını yan komşuda buldu. Lale Hanım. Hadi canım. Olacağına bak. Kimin nesi bu kadın? Bilmem. Ama yalnız yaşıyor galiba. İşletmeci miymiş, neymiş? Ya da halkla ilişkiler mi yapıyormuş? Öyle bir duydum ben de. Tam olarak bilmiyorum. Ama ne zaman görsem telefonla konuşuyor. Hiç elinden düşürmüyor. Faal bir kadın olduğu belli. Sen beni hafta başında ara. O zaman kesin bir şey söyleyebilirim sana. Tamam, görüşürüz. Rahatsız mı etti sizi? Yok canım, ne münasebet. Çok sevimli. Çok da yaramaz. Balığa galiba. Bir gidip şansımı deneyeceğim. İşte maksat vakit geçirmek. Tatilde misiniz? Dinleniyorum diyelim. Şahat, buna fırsat bulabiliyorsunuz. Ne güzel. İyi günler. İyi günler. Alo. O maili ben sana az önce attım. Hı hı. Tamam. Gözümle gördüm Reşat Yaşar Hanım'la birlikte gittiklerini. Ne zorlama vardı ne de tehdit. Kendi ayağıyla gitti bindi arabasına. Mustafa ikili oynayanlar ama. Yine Yaşar Hanım'lar için çalışıyor. Bilemiyorum. Kafam çok karıştı şimdi. Karışmasın. Mustafa'ya karşı çok dikkatli olun lütfen. Komisyon toplantısı kaçta bitiyor? Tamam, bize de iki demişlerdi zaten. Evet, yoldayız. Saat 1 civarı Ankara'da olacağız. Tabii tabii. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, hiçbir sorun yok. Müsteşar Bey'le uzun uzun konuşma fırsatı bulacağız. Sizi karşıma çıkaran kadere teşekkür ediyorum. Benim için de şans oldu. Ben gerçekten öyle bir zamanda karşılaştık ki bunun tesadüf olmadığından kesinlikle eminim. Tesadüf yoktur Reşat Bey. Fırsatlar vardır. İnşallah bu iş olursa çok güzel bir fırsatı kaçmadan yakalamış olacağız. İnşallah. Tam zamanında. Tam 2 saat görüşmüş müsteşarla. İzinleri alacağımızı biri mutlaka duyurdu buna. Mustafa bu durumu bilmiyor ki anne. Ya nereden öğrenmiş olabilir? Mümkün değil. Duydu bir şekilde demek ki. O söyledi kesin. Ya dosyaları karıştırdı, ya bilgisayarlara girdi, bir şey yaptı. Mümkün değil. Ya görse de anlamaz ki. Eğer Mustafa onlar için çalışıyorsa biz de bundan yararlanalım derim ben. Bizim istediğimiz şeyler gitsin Yaşar Hanım'ın kulağına. Hedef şaşırtalım. Deneyelim. Eğer onların adamıysa babanla o kadın için söylediği şeyler de yalan. Yaşar Hanım'ın tuzağını örtbas etmek için oyun oynadı bize bu. Nerede şimdi, odasında mı? Akşam üzeri çıktı. Bundan sonra her şey tersine dönecek. Eninde sonunda bozacağım oyunlarını. Çok yorucu bir gün oldu. Ama birçok şeyi de hallettik. Her şey için çok teşekkürler. Yani eğer siz olmasaydınız... Durum daha yeni başladık. Kontrolü tamamen size bırakıyorum. O halde ilk önce sıkı bir yatırımcı bulacağım sizin için.
Muhtemelen bu hafta içinde kuvvetlilerle de tanıştıracağım sizi. Başka hiç kimse olmasa bile onlardan iyi bir kaynak bulacağımıza eminim. Harika, çok güzel. O halde iyi geceler. Sen garaja çek arabayı. Peki ne yaptınız? Ceza verdim demeyin. Konuşularak çözülmeyecek hiçbir şey yoktur. Hayatım, bak kim var burada. Günaydın. Hoş geldiniz Lale Hanım. Hoş bulduk. Birlikte yürüyüş yaptık Lale Hanım'la. Sonra da bizimle kahvaltı etmek için zor ikna ettik. Çok zarifsiniz. Ne güzel. Ankara gezisinin detaylarını da sen yokken ondan öğrendik. Çok verimli geçmiş. Evet, yani uzun zamandan sonra çok güzel gelişmeler oldu. Lale Hanım'ı tanımak büyük şans. Elinde çok önemli anahtarlar tutuyor. Galiba bizim için en önemli anahtar yan evin anahtarı oldu. Fırsatların ne zaman nereden çıkacağını bilemiyorsunuz. Ben de karşıma çıktığında her türlü fırsatı değerlendiriyorum. Neredeyse yandaki evi bilerek satın aldığınızı düşüneceğim. Sohbet ve kahvaltı çok güzel ama benim işe gitmem gerekiyor. İyi günler. İyi günler. Günaydın sevgili ailem. Biri daha yürüyüşten döndü. Oo, Lale Hanım da buradalarmış. Günaydın, afiyet olsun. Merhaba. Üstünü değiştir de gel istersen. Birlikte kahvaltı edelim. O anca vurur kafayı yatar. Gece ağır geçmiş belli. Yok be abi, işteydim. Sabaha kadar çalıştım. Madem herkes burada, size bir sürprizim var. Bundan sonra Lale Hanım'la da beraber çalışacağımıza göre onun duymasında da bir sakınca yok. Rüzgar Enerjisi projesinin izni Mayıs ayından önce çıkıyor. Emin misin? Çok eminim. Kaynağım sağlam, sen biliyorsun. O halde acele etmemiz lazım. Kesinlikle. Bu bizim için iyi bir gelişme galiba. İyi. Hem de çok iyi. Ben İzmir'deki bağlantılara el altından hemen haber veriyorum. Ellerini çabuk tutsunlar. Bir an önce yeni araziler bulmamız lazım. Hem bölgeye yakın olmalı hem de bize alternatif alanlar sunmalı. Tamam, merak etme. Bu kuvvetteki firma ne oldu? Lale Hanım çok güveniyor. Yani adamlar da burada iş yapmak peşindeler. Önce onların parasıyla kendimizi kurtarırız. Sonra da bu rüzgar enerjisi işine başlarız ha? Enderleri de oyalamak gerekiyor bu süreçte. Sen o işi bana bırak. Elimizi sürmeden pürüzleri halledecekler, biz de üstüne konacağız. Ondan sonra da hepsine bay bay. İşte budur. Keyfini kaçırmak istemem ama bu GSM şirketlerinin raporu haftaya geliyor. Peki önden bir şey öğrenebildin mi? Yani net bir bilgi var mı elinde? Öğrenmeye çalışıyorum. Elini çabuk tut Münir. Raporun durumuna göre tedbir alalım. Yani keklik gibi avlanmayalım sonra. Tamam, ben de öyle düşünüyorum zaten. Olumsuz bir durum için de bir B planı hazırlıyorum. Ya şu lanetten bir kurtulsak. Sen şirkete ne zaman geleceksin? Bugün gelmeyeceğim. Sahada çalışacağım. Birkaç görüşmem var önemli. Sonra akşam evde görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.